57 doğumlu, 56 yaşında. Hepsinin büyüğü çocuklarımın. Dört oğlum var, iki kızım vardı. Oğlumun birini kazadan kaybettim. 5 yaşında bir oğlu kaldı. Çocuklarımın her biri bir yerde. Kim İstanbul'da, kim Antalya'da. Büyük oğlum Çiçek Dağı'nda. Ben de bununla burada yaşıyorum. Takdir-i ilahi ne yapacağım oğlum? Evlat. Atsan atırmaz, satsan satırmaz. Al bunları. Doyunca da yemez bir soğum. Bir daha vereyim mi? Al da başka bir mi? Tamam. Çayımı içiririm. Tamam, tamam hadi. Ne istiyorsun? Hadi getireyim, su getireyim. Ağzımdan alayım, dur. Tamam. Ne diyor? Bitti, bitti. İç kapı soğuk, soğuna çık. Tamam. Kapı soğuk. Şu. Tamam, su getireceğim. Su getireceğim sana. Doğduğunda bilmedik. Kendi çok gürbüz doğdu. 5-6 kilo gibi bir şeyler doğdu. Bilmedi gitti. Bununla yaşıtlar vardı. Baktık onların hareketlerinden imekliyorlar. Ellerine bir şey verince yiyorlar, içiyorlar. Bunda bir şey yok. Böyle uğrunma yapıyor. Biz de bilmedik. Onumuzda kimse yoktu. Kaynana, kayınbaba, büyük yoktu. Malum çocuk işte menenjit geçirmiş. 2 yaşını geçtiydi. Ben Kırıkkale'ye doktora götürdük çocuk mutahassısına. Kardeşim vardı orada. Aldı götürünce dedi ki çocuk felci geçirmiş, menenjit geçirmiş. Bunda beyin ufaklığı var dedi. 25 yaşına değilse 5 yaşında çocuğun aklı kadar aklı olmaz dedi. Tamam. Tamam, su vereceğim. Tamam. O bir evlatların nasılsa bu öyle. Bunun sevgisi daha fazla. Neden? Herkes canının istediğini yiyor. Canının istediğini giyiyor. Geziyor, tozuyor her tarafı ama bu bir tarafa gidemiyor, yiyemiyor. Ben yedirirsem yiyor. Evvel eline elma ne verirdim, salatalık verirdim. Dişi varken sol eliyle yiyebilirdi.
Ama ağzında diş kalmadı, hep yokuldu, küçük ya. 56 yaşında. Hepsinden mahrum kalıyor. Bir şey versen boğazına duruyor, çiğneyemiyor. Yalnız bir yemeğin işte sulu yemekleri, sohum yapıyorum, yediriyorum. Öyle kaşığına neyle de alıp yiyemiyor. Ben yedirsem yiyor, ben yedirmesem kalıyor. Hep yanındayım. Hiçbir tarafa gidemiyorum. Doktora gitsem de akşam geri buraya dönmek zorunda kalıyorum. Komşulara emanet ediyorum. Bazen en fazla üleme şey yapar. Suyun neyini içirir. Dışarıdaysa havluya tıkar. Sandalyesi var. Sandalyesinin üstüne oturup bir yere gitmesin diye. Nereye gitsem geri akşama eve geliyorum bunun için. Hiçbir yerde yatamıyorum, kalamıyorum da. Ne düğüne gidiyorum, ne bir yere ölüye gidiyorum. Bazıları dedik o tür Ankara'da çocuk şeyleri var, oraya koy, geriden takip et havlunun dışına. Bakarlar kimsesi olmayınca alırlar dediler. Ben dedim hayır, ben bir yere götüremem. O bir evlatlarım nasılsa bu da böyle. Allah'ın zoruna varır. Belki de o bir evlatlarıma bir zarar, ziyan olur dedim, götürmedim. Babasını çok severdi. Bazı yemeklerini o da yedirirdi. Ben perişan olduğum zaman getirirdim, onu tuttururdu, yedirirdi. Suyunu içirirdi. Elinden tutar, gezdirirdi ecik. İyiydi, çok iyiydi. Babasını severdi. Cenaze yıkanırken anlamış. Anne dedi, Halil ağlıyor dedi, siyim siyim gözünden akıtıyor dedi. Anladı babasının öldüğünü, çok anladı. Çok aradı. Gel bakayım. Engelli yatamaz. Tamam. Dün. Yat, hadi yat. Tamam, tamam. Ha, yorganı örteceğim. Örtmez. Üstünü de örtmez. Örtürür. Üstüne de örtmez battaniye. Aha, attım. Burada durur. Ha. Thank you.
benim de yoğurdum. Küçükken gelin geldim 14 yaşında. Okulu bitirdim geldim. Kurmuş evim askere gitti miydi? Sonra gitti, bir sene sonra gitti. Bir sene sonra. 53'te gitti askere. 54'te gitti, 53'te ben geldim. 54'te askere gitti. Kurmuş evim. Bakın kurmuş evim de okula gitmiş miydi? Yok yok. Olmadı, ben de şey çok oldum. Askere gideceğiz, ben bir akla var da dedim, akşam akşam sana yazı verelim dedi. Senden dedi yazı mı öğreneceğim dedi. Öyle gitti. Askere. Abimle ikisi 33'lüydü. Bir araya düştüler Kutay'a. Oh ne güzel. Abim yazardı mektubunu. Hayır, Kemal abi. Orada da üç kişiye bir okumuş yazar vermişler. 40 gün niyetime çıkartmamışlar. Orada bellemiş. Orada da Kemal abi mi öğretmiş? Yok, başka birini vermişler de bölükler ayrıymış. Aynı Kutay'a düşünler de bölükler ayrıymış. Sonra bir mektup geldi abimin mektubu. Baktım ki içinde bir yazı var. Dedim Nevere, bu emmiğin yazısı dedim. Belli dedim. Okumayı bellemiş, benden bellemedi dedim. Halil biraz otur da geliyor. Şuraya otur gel. Gel gel. Gel. Orada kimse yok gel. Gel. Sen yiyor şeyden bazlama yiyor mu? Şunun da yine bazlama yedin. Yine batıracağım yukarı. Yedin mi öyle? Yerken dedi şeyin için. Yerken. Neyse onu demedim. Akraba evliliği dediler. Teyzemin çocuğuydu yavrum. Ondan dediler ama ondan sonra benim 5 tane daha oldu. Hiç onlar da zekaları da yerinde okudular her biri. Kimi öğretmen oldu, kimi müdür oldu. İşte akraba evliliğinden dediler. Elinki zoruma gitmiyordu, kendimkileri zoruma gidiyor. Tabii, kendi evladınki zoruma gidiyor. Kendiminki zoruma gidiyor. Hayırlısı, ne olacak? Allah acılarını göstermesin. Amin, amin. Öyle. Canları sağ olsun. Ben de diyorum, kötü de deseler, iyi de deseler, etin parçası, evladım. Evlat, öyle. Sadece Allah acılarını göstermesin. Amin, başına. Ne olacak? İşte yine Mustafa'nın yanına gidiyorum. Ben Mustafa'nın yanına gitmem bari diyordum. Git ne olacaksın? Gene iyi kötü bakar. Bakar. Mustafa parayı yedi de ondan götürüyor. Götürmez. Olsun evladın yesin. Kızım Temel senden kötü olmuş Temel. Kızım kim? Büyük kızım ne adı? Saadettin'in karısı. Sultan mı? He. Dam yapmış buraya. Aman bir dam yaptı. 100 milyar ama aldı. He öyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya geldik. 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 Şuraya geldik.
Ekmeğini yedireyim mi ekmeğini? Tamam. Bak otur bak. Ne? Başını mı? Kaşıyım, başını kaşıyım bak. Yapma şöyle dur. Kaşıyım başını. Ye. Ye. Ağrıyor mu başın? Ağrıyor mu? Tamam. Evladım ya benden evvel ölmesini istiyor. Benim arkama koymasın diyor. Ana ister mi kendinden evvel ölmesini? Ama bu ortada kalır diyerek ben ondan diyorum. Bunun bakımı zor. Bakım ne olacak bunu nasıl? Bir bakar, iki bakar ondan sonra ne olacak?